Change Lokul kanalından herkese sevgiler, selamlar sevgili arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda matematik dersi 5. sınıf 1. tema geometri 1. bölüm temel geometrik şekiller ve özellikleri konumuzun arkadaşlar nokta, doğru, doğru parçası, ışın ve açı konuları ve özellikleri nelerdir bunları öğreneceğiz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız diyoruz ve dersimize başlıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Evet birinci arkadaşlar nokta nedir? Nokta kalemin kağıda veya tahtaya bir defa dokunması ile meydana gelen ize nokta denir diyoruz arkadaşlar kalemin kağıda bir defa dokunmasıyla. Evet animasyonumuzu izlediğimizde elimizdeki kağıt ile kağıda dokunduğumuzda meydana gelen oluşan ize nokta diyoruz. Evet noktayı görmüş olduk. Noktanın arkadaşlar eni, boyu, derinliği yoktur. Noktanın eni, boyu, derinliği yoktur. Şimdi noktanın gösterimine bakalım arkadaşlar. Noktanın gösterimi şu şekilde. Evet bakın A ve noktayı koyduk. Sembolle gösterimi A şeklinde gösteriyoruz. Okunuşu ise bunun okunuşu A noktası şeklinde okumasını yapıyoruz. Diğerine baktığımızda B noktası sembolle gösterimi büyük B harfi. Okunuşu ise B noktası şeklinde ne yapıyoruz? Okuyoruz. Sembolle gösterimde büyük harf kullanıyoruz. Buna dikkat edelim arkadaşlar. A ve B şeklinde büyük nokta kullanıyoruz. A noktası, B noktası veya Z noktası hangi harf ile alfabemizdeki harfler ile e, sembollendiriyoruz. Ve büyük harf ile gösteriyoruz. A noktası, B noktası, C noktası, D noktası, K noktası şeklinde de Okumamızı yapıyoruz arkadaşlar. Evet bir diğeri doğru parçası arkadaşlar. Noktayı koyduk. E, noktadan sonra doğru parçası. Neymiş doğru parçası? Tanımına bakalım. İki nokta arasında düz bir şekilde hizalanmış noktaların oluşturduğu şekle doğru parçası denir. Evet iki tane nokta düşünüyoruz. Bu iki nokta arasında hizalanmış noktaların bir araya gelmesiyle oluşturduğu şekle biz doğru parçası diyoruz. İki tane noktamızı aldık ve bu iki noktanın arasında ne var? Noktaların oluşturduğu şekil ona da ne diyoruz arkadaşlar? Biz doğru parçası diyoruz. Yani bir nokta burada, bir nokta burada, iki nokta arası doğru parçası dediğimizde başlangıcı ve bitiş noktası belli olan değil mi? Şekle biz doğru parçası diyoruz. Geometrik gösterimine baktığımızda bakın burada birinci noktaya A ismini verdik. A büyük A harfiyle gösterdik. İkinci noktaya büyük B harfiyle gösterdik. Sembolle gösterir mi? Evet arkadaşlar köşeli parantezi açıyoruz. Büyük harfle A, B yazıyoruz. Ve köşeli parantezimizi kapatıyoruz. Bu şekilde doğruyu göstermiş oluyoruz sembolle veya tam tersi önce diğer noktanın Büyük harf ile onu gösteriyoruz. Tabi öncelikle köşe par köşeli parantezimizi açtık. Sonra köşeli parantezimizi kapatıyoruz. BA şeklinde. AB BA şeklinde. Başında köşeli parantez açık. Diğer tarafta kapalı şeklinde. E, Sembol ile gösteriyoruz arkadaşlar. Okunuşu ise AB doğru parçası. Bakın AB doğru parçası. Şu köşeli parantezleri gördüğümüzde her iki taraftan kapalıysa buna ne diyoruz? AB doğru parçası veya BA doğru parçası şeklinde okunuşunu gösteriyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Evet, ışın doğru parçasından sonra ışına geçtik. Bir noktadan başlayarak aynı hizada sonsuza kadar giden noktaların oluşturduğu şekle ışın denir. Burada dikkat edeceğimiz şey nedir? Arkadaşlar bir noktadan başlıyor ve sonsuza kadar devam ediyor. Yani ışının bir başlangıç noktası var. Baktığımız arkadaşlar burada başlangıç noktasını gösterdik. Bu noktadan başlıyor. Nereye kadar gidiyoruz arkadaşlar? Bakın ışın sonsuza doğru şöyle e, kısık e, kısa çizgilerle sonsuza gittiğini göstermek amacıyla belirttik. Ne diyoruz? Bir noktadan başlayarak sonsuza kadar devam ediyor. Ok işareti zaten sonsuza gittiği anlamında ışını da bu şekilde gösteriyoruz arkadaşlar. Çizimini bu şekilde yapıyoruz. Peki bunun geometrik gösterimi, sembolle gösterimi ve okunuşu nasıl buna bakalım. Evet buradaki başlangıç noktasına ne yapıyoruz? Bir büyük harfle gösteriyoruz ve devam ettiği yöne doğru da yine bir bir nokta koyarak büyük harfle herhangi bir harfle bunu gösterebiliriz Evet sembolle gösterimi ne demiştik Az önceki e, doğru parçasında her iki tarafı da neydi kapalıydı başlangıç noktası vardı Burada şuna baktığımızda bakın B noktasının bir başlangıcı var başlangıcı varsa köşeli parantezle başlatıyorum bakın B noktası köşeli parantez bir başlangıcı var ve sonsuza doğru C sonsuza doğru devam ediyor. O zaman burada köşeli parantezle kapatmadan gösteriyorum. Buna okunuşu da ne diyoruz? B C ışını şeklinde okunuşunu söylüyoruz arkadaşlar. Tekrar edelim. Başlangıç noktası olduğu için köşeli parantezde başlıyoruz, açıyoruz. B'yi yazıyoruz veya hangi harfse yine büyük harfle gösteriyoruz. Bunu unutmayalım. Sonra ışının devam ettiği yöne doğru C yazdık ve bakın kapatmadık. Buna da BC ışını diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Doğru. İki ucu da sonsuza kadar giden düz bir şekilde hizalanmış noktaların oluşturduğu şekle doğru denir. Arkadaşlar buradaki şeklimiz önce geldi. Şöyle kontrol ettiğimizde bakın ne diyor? İki ucu da sonsuza kadar giden düz bir şekilde hizalanmış noktaların oluşturduğu şekle doğru denir. İki ucu da şu ok işaretlerini gördüğümüzde iki ucu da nereye gidiyor arkadaşlar? Sonsuza doğru gidiyor. Biz buna ne diyormuşuz? Doğru diyormuşuz arkadaşlar. Geometrik olarak gösterdiğimizde bakın burada bir noktasına aldık. Bu sonsuza doğru devam ediyor. A şöyle devam ettik. B bu tarafı da sonsuza doğru iki noktası da ne yapıyor? İki ucu da sonsuza doğru gidiyoruz. Biz buna sembolle gösterdiğimizde AB okunuşu ise AB doğrusu olarak ifade ediyoruz. Bakın ne yaptık? Doğru parçasında hatırlayın köşeli parantezle başladık. Köşeli parantezle bitirmiştik. Doğru da ise arkadaşlar köşeli parantez her iki tarafta da yok. Çünkü sonsuza doğru ne yapıyor? İki uç da gidiyor. AB AB doğrusu şeklinde ifade ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bir etkinliğimiz var. Bakalım arkadaşlar. Yandaki geometrik çizim gösterim ve okunuşları doğru bir şekilde eşleştiriniz demiş arkadaşlar. Geometrik çizimler var. Bunların nasıl gösterildiği ve nasıl okunduğunu eşleştirmemizi istemiş. Şöyle birinci çizime baktığımızda arkadaşlar. Şöyle baktığımda bakın buradaki M noktasının olduğu yerde M ee Iş, ışın diyorum arkadaşlar yani devam ettiğini ok ile buranın devam ettiğini görüyorum buradaki n noktasının ise başlangıç noktası olduğunu görüyorum evet bir çizimde başlangıç noktası varsa yani bu geometrik çizimde bir başlangıç noktası var ve sonsuza doğru devam ettiğini gösteriyor ok işaretinden bu ucunun sonsuza doğru devam ettiğini görüyorum ben o zaman bunu ne diyorum arkadaşlar buna ışın diyorum değil mi başlangıç noktası var Diğer ucu sonsuza doğru gidiyor. O zaman ne ışını buna baktığımızda arkadaşlar, m n e, n noktasından başladığı için n m ışını şeklinde ifade ediyorum ve eşleştirmemi yaptım. N m ışını şeklinde okudum. Peki bunun gösterimi neydi? N ne noktası, bakın n noktası e, köşeli parantezle başlayacak, m noktası açık kalacak çünkü sonsuza doğru devam ediyor. Hemen onu da baktığımda şuradan görüyorum. N köşeli parantezle başlamış. M kapalı e, önü açık sonsuza doğru gidiyor. Evet K ve L noktalara baktığımda arkadaşlar noktaların başlangıcı ve bitişi var. Yani bir K'de başlamış L'de bitmiş. O zaman biz buna ne diyorduk? Başlangıcı ve sonu arkadaşlar belliyse bitiş noktaları varsa biz buna ne diyoruz? Doğru parçası diyoruz. O zaman buna da arkadaşlar K L doğru parçası şeklinde ifade edebiliriz. Doğru parçasını gösterirken ne yapıyorduk? Başlangıç ve bitiş noktaları belli olduğu için köşeli parantezler içerisine yazıyoruz. Ona da baktığımızda K, L bakın köşeli parantezler arasına yazdık. Evet burada yine A noktası B noktası uçlara baktığımda arkadaşlar uçlarda ok işareti var. Yani A noktası sonsuza doğru gidiyor. B noktası sonsuza doğru gidiyor. Evet, sonsuza doğru gidiyorsa bu geometrik çizim nedir arkadaşlar? Bir doğrudur. O zaman baktığımda biz buna ne diyoruz? AB doğrusu diyoruz. AB doğrusu başlangıcı ve sonu sonsuza doğru gittiği için sadece harfleriyle gösteriyoruz. AB şeklinde baktığımızda burada AB şeklinde göstermiş olduk arkadaşlar. Evet bu etkinliğimizi tamamladık. Şöyle geldiğimizde açı. Açı nedir? Açıyı öğrenelim arkadaşlar. Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının oluşturduğu şekle açı denir. Şimdi tanımı söylüyoruz arkadaşlar. Evet, somutlaştıramıyoruzdur belki zihnimizde. Onun için animasyonlardan faydalanıyoruz. Başlangıç noktaları aynı iki ışın. Evet, bir başlangıç noktası var. Bakın bir tane ışın bu tarafa doğru bir tane ışın da bu tarafa doğru gelmiş bu ışının oluşturduğu şekli arkadaşlar biz ne diyoruz açı diyoruz yine bu noktaları da burada belirttiğimiz noktaları da büyük harf ile gösteriyoruz a b c büyük harfleri ile arkadaşlar ne yaptık gösterdik şimdi baktığımızda açıyı oluşturan ışınlara açının kolları diyoruz bakın buradaki açının kolu açının kolu Evet ışınların başlangıç noktasına ise ne diyoruz arkadaşlar? Buradaki başlangıç noktasına ise köşe diyoruz. Ne diyormuşuz? Köşe diyormuşuz arkadaşlar. Devam edelim. Evet açıları sembolle gösterme ve isimlendirme. Evet devam ediyoruz. A, B, C şeklinde noktalarımızı gösterdik arkadaşlar. Bunu sembolle gösterirken bakın buradan ışının sonsuza giden ucundan başlıyoruz. Herhangi bir ucu olabilir. Bakın sırasıyla geliyoruz. B A C. Burada gördüğümüz gibi B, A, C. üzerine şöyle açı işaretini koyuyoruz. BAC açısı şeklinde okuyoruz. Bu şekilde gösteriyoruz arkadaşlar. BAC şeklinde gösteriyoruz ve BAC açısı şeklinde de okuyoruz. Bakın ne dedim? E, sonsuza giden Noktalardan başlıyoruz okumaya B A C. Bir başka şekilde C A B şeklinde okuyabiliriz. Yani yine diğer ışının sonsuza giden noktasından başlıyorum. Bakın C A B C A B açısı şeklinde de okunuşunu yapıyorum arkadaşlar. Bir diğer gösterim bakın bu açıyı üç şekilde gösterip 3 şekilde isimlendirebiliyoruz. Sadece köşesindeki noktadan alarak A açısı şeklinde ne yapıyoruz? Gösterimimizi yapıyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Evet yine bir açımız var. Şöyle harflerle isimlendirdik noktalarımızı. Evet. D, E, F. Bakın okumamız yaptığımızda bu noktadan başlıyoruz. Işının sonsuza giden noktasından başlıyoruz. D, E, F. Üç noktayı gösterdiğimizde D, E, F açısı şeklinde ifade ediyoruz. Aç işaretimizi üzerine gösteriyoruz. Sonrasında arkadaşlar F, E, D şeklinde gösterebiliriz. F, E, D. F, E, D açısı şeklinde ifade edebiliriz. Evet ve sonuncu olarak da köşedeki noktadan başlangıç noktasını sadece onu alıp üzerine aç işareti koyarak F açısı Pardon arkadaşlar, E açısı şurada yanlış bırakmışım. Burası E açısı olacak, E açısı şeklinde. Ne yapıyoruz? Gösterebiliyoruz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, e, matematik dersimizin ilk konusunu bu videomuz ile sizlerle paylaşmış olduk. E, diğer konularla ilgili ders anlatımı, konu anlatım videolarımız gelecektir. Lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın diyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.